Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün size alt premolar demosu yapacağız. Efendim? Alt premolar demosu yapacağız. Alt ikinci premolar demosu yapacağız. Geçen sefer alt birinci premolar yapmıştık. Bu diş de ona benzeyen bir diş. Dolayısıyla çok zor olmayacak diye düşünüyorum. Alt birinci premolardan antrenmanlı olduğumuz için. Boyutlarını önce kalıbımızın ayarladık. Tekrar etmek istiyorum. Krom boyumuz 8. Kök boyumuz 14,5. Mezodistalimiz 7. Servikal mezodistalimiz 5. Bukolingualimiz 8. Servikal bukolingualimiz 7. Medial servikal çizgimiz 1 mm ve distal servikal çizgimiz de 0 yönleniyor okluzele doğru. Bunları 3 ile çarptığımız zaman 24 mm krom boyumuz oluyor. Buradan işaretliyorum. Kök 3.5 kök boyumuz olacak. Ve toplamda 67.5 gibi bir değer elde etmemiz lazım. Biz bunu 7 cm gibi ayarlamışız. Her ihtimale karşı diye. Mezodistalimiz 21 mm. Bu yön. Bakıyorum. Evet arkadaşlar, şu yönümüz mezodistal. Bu kolingual olarak da 24 milimetrelik bir boyut almamız lazım. Bu şekilde boyutlarımızı aldıktan sonra başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi önce ben servikal çizgiyi, dişin krom kulesini oluşturarak başlamayı tercih ediyorum. Burayı vestibül yüzey yapacağım. Bu dişimiz yine alt premolar olduğu için arkadaşlar alt 4 numara 1. premolara benzer bir şekilde kökün üstünde hafif linguale doğru eğik duruyor. Ama alt 1. premolar kadar değil. Kontur kreti yine vestibülde alt premolara benzer bir noktada, alt birinci premolara benzer bir noktada, servikale yakın, orta üçlü, yani tam servikalde değil, servikalle orta üçlü arasında, orta üçlüye de biraz yakın bir noktada.
Bakın şuralardaki omuzları bırakıyorsunuz. Biz bu omuzları istemiyoruz. Hep genel olarak görülen problemlerden bahsetmek istersek, bakın buralarda böyle bir köşeler kalıyor. O köşeleri biz istemiyoruz. Arkadaşlar, özellikle servikale doğru yaklaştıkça o köşeler zaten daralıp buralarda servikale oluşturuyorlar. Buradan arkadaşlar lingoale doğru yine bu dişi hafifçe yatıracağız. Kasp tepesi kökün merkezine kadar gelmiyor bu dişte. Bir önceki premolarda, alt birinci premolarda kasp tepesi kökü merkezliyordu. Dolayısıyla diş lingoale doğru kron kökün üstünde bayağıca yatmış şekilde duruyordu. Biraz biraz ara yüzlere ve linguale doğru da geçmeye, çevirmeye başlıyorum. Bu diş linguale doğru çok çok fazla daralmıyor arkadaşlar. İki tane tipi var biliyorsunuz. Bir iki kasplı, bir üç kasplı tipi. Üç kasplı tipinde özellikle lingualde iki tane kasp olduğu için çok daralmasına zaten imkan yok. Oraya iki tane kasp sığdırmanız lazım. Biraz daha kare formlu. Dolayısıyla okluzelden bakıldığı zaman. Bu nedenle lingoale doğru hafifçe daraltın. Yine alt birinci premolardan bir farklı özelliği de bu. Lingoale doğru çok fazla daralmıyor. Lingualdeki kontur kretimiz alt birinci premolara benzer. Kasp tepesine yakın. Ama bunda kasplar biraz daha uzun biliyorsunuz. Alt birinci premoların lingual kaspı
Son derece fonksiyonsuz küçük bir kasptı. Canine singulumunun birazcık daha çıkıntı yapmış gibiydi. Bu da öyle değil. Kasplar biraz daha belirgin. Vestibül görünümü zaten alt premolara, birinci premolara benziyor. Bunun biliyorsunuz kaspı çok sivri değil. Dolayısıyla kasp tepesi daha az belirgin. Kaspın mezyal ve distaldeki sırtları birazcık daha yatay, horizontal. Yani daha böyle geniş, yuvarlakça bir kasp görüntüsü var. Kaspın mezyal distal kontur kretleri orta üçlüyle oklüzal üçlünün birleşim çizgisinin oklüzalinde, yani uçlara yakın. Dolayısıyla bu da daha yatay sırtlara ve daha geniş yayvan görünen bir kasp tepesine neden oluyor. Kasp tepesi yaklaşık ortada.
Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Burası kasp tepesi olacak. Bu sırtları çok böyle dik indirmiyorsunuz. Daha böyle yatay yatay. Kasp tepesi daha böyle yayvan. Çok sivri değil. Alt 4 ile karşılaştırdığımızda. Yaklaşık ortada. Mezyal distal kontur kuretlerinin yerleri aynı seviyede. Distal çok az yukarıda olabilir ama yapmasanız da olur. Genellikle aynı seviyede oluyor. Mezyal ve distaldeki kontur kuretler okluzal yüzeye yakın. Yani servikal ve orta üçlüyü birleştiren, okluzal ve orta üçlüyü birleştiren çizginin, ki o çizgi yaklaşık buralara gelir, okluzalinde, yani köşeye yakın.
Şimdi arkadaşlar, şeye dikkat ederseniz, bu dişin boyutlarına, bu kolingual boyutun en geniş olduğu yerle servikaldeki bu kolingual boyut arasında 1 milimetre fark var, değil mi? Yani bir yerde bu kolingual 8 en geniş yerinde, servikalde de 7. Yani bu kolingual çok da servikalde daralmıyor. Ama mezyo distal için aynı şeyi söyleyemeyiz. Mezyo distal 7'den 5'e düşüyor. Dolayısıyla kök de bu kolingual yönde mezyo distalde olandan daha kalın görünecek ve biraz farklı görünecek. Kalınlık farkı biraz olacak. Alt pre, birinci premalarda daha yakındı bir. İkincisi, şu mezyale ve distale verdiğiniz iç bükeylikler var ya, bunlar azıcık daha belirgin olacak demektir bu. Yani en geniş yerinde 7, en dar yerinde 5 milimetre olması demek bu dişin. Siz yaparken de en geniş yerinde mezyo distal olarak 21, en dar yerinde de 15'e düşmesi demek. Yani sağdan soldan 3'er milimetre, 6 milimetre kadar mezyo distal yönde daralacak en geniş olan yeriyle kıyaslandığında. Evet sevgili arkadaşlar, görüyorsunuz dişin formunu. Burası lingual yüzey. Bakın buradan girmişim. Kontrkreti tepeye doğru taşıyorum. Burası vestibülü. Burada kontrkret daha böyle. Burada koleyle, yani servikalle orta çizginin birleşim noktasına yakın. Dişi çeviriyoruz. Ama şey kadar değil, alt 4 kadar değil. Mezyal distaldeki servikal daralmalarımızı yapıyoruz. Mezyal distal kontur kuretlerimiz okluzale yakın. Buralarda kasp tepelerimiz, kasp sırtlarımız biraz daha yatay. Kasp tepemiz alt 4 kadar belirgin değil. Daha silik, daha yuvarlak bir kasp olacak şekilde genel dönüşlerimizi, dört bir yüzeyini yaptık kronun. Okluzalden bakıldığında daha, bakın çok daralmıyor. Burası lingual, burası vestibül. Daha böyle kare formlu,
Çok da daralmayan bir diş. Özellikle 3 kasplı olan tipi daha da bir kare formlu, 2 kasplı olana göre daha da az daralıyor. Ok güzel mi açalım, kökü mü yapalım? Kökümüz alt birinci primalara göre, 4 numaraya göre biraz daha kalın dedik. Kalınlık özellikle bu kolingual yönde daha da belirgin. Aynı kökte kron gibi linguale doğru çok daralmıyor. Biliyorsunuz bir önceki premolarımız linguale doğru kanine benzer şekilde ciddi oranda daralıyordu. Tabii ki kökte kron formunu takip ettiği için o da çok daralıyordu. Yani kökün lingual ve vestibüldeki boyutlar arasında ciddi bir fark vardı. Bunda yok arkadaşlar. Aslında zaten her kök kronla uyumlu oluyor. Her kron köklü uyumlu oluyor mutlaka. Birbirine benzer tamamlayıcı özellikleri her zaman var. Evet, neresi mezyal, neresi distal olsun. Evet, burası distal olsun. Sağ diş yapın.
Diş tellerini düz geçiyorduk. Mezyelden hafif servikal kurvatürü ok düzele doğru çok az indiriyorduk. Kök ucumuzu hafif distale yatırıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi.
unutmayın, kökümüzü linguale doğru çok daraltmıyoruz. Ve de arka masa konuşmuyoruz. Demoya bile çıktınız ha.
Bakın şu kök. Biraz daha inceltiyoruz ama kalın. Kolimbal boyut olarak da mezodistalden geniş. Çok daralır formda değil. Dikkat edin. Çok hafif belki. Kök yüzeyinde o çöküntüler, çatallanmalar filan, çatallanıyormuş gibi yapmalar şey kadar belirgin değil. Öyle bir çok belirgin çöküntü yok. Çok hafif bir şeyler yapabilirsiniz. Alt dörtte biliyorsunuz bayağı daralıp bir de çöküntüleri vardı. Çatallanıyormuş gibi, sanki iki köke ayrılmak üzereymiş gibi. Bu diş tabii ki 5 numaralı diş olduğu için çiğneme alanına daha yakın. Outdoor'da göre. O yüzden de daha köklü bir, daha güçlü bir köke ihtiyacı olan bir diş.
Arkadaşlar ok güzel de yapıp öğle maraya çıkalım. Orçun diyor ki çok güzel de yapalım öyle araya çıkalım. Sesi lütfen. Mert diyor ki sessizlik. Şimdi arkadaşlar genel hatlarıyla kronumuz da kökümüz de ortaya çıktı. Daha da detaylandırılması lazım tabii ki ama biliyorsunuz bir kısmını en son cilalarken yapıyoruz. Özellikle kronla kökün geçişini filan daha çok cilalarken iyice detaylandırıyoruz. Kronumuz kasp tepesi çok sivri değil, daha yatay, horizontal, yaklaşık ortasında bu kalden bakıldığında dişin. Mezyoal distal kontur kretlerimiz ok güzele yakın. Bu yayvan kaspın hemen bittiği yerlerde çok aşağıya servikale doğru inmiyorlar. Dişimiz kökün üstünde hafifçe yatık görünüyor. Lingualde kontur kretimiz kasp tepesine yakın. Alt dörde benzer şekilde. Ok güzel morfolojimiz biraz, ok güzel tablamız kare formda. Linguale doğru daralan bir diş değil. Kökümüz kalın, ucu daha künt, çok sivri değil, daha büyük, daha uzun alt dörde göre bir diş. Kök ucu her zamanki gibi distale yatık. Kök linguale doğru çok da daralmıyor, çok az bir daralması var. Kökün üstünde iki tarafta, hatta mezyalde çok az bir çöküntü olabilir, distalde gene olmaz. O da çok az, belirgin, öyle çatallanıyormuş gibi değil. Bukkal kaspın tepesi birazcık daha dönecek. Kökün merkezine alt dörtte olduğu gibi yakınlaşmak zorunda değil. Alt dörtte biliyorsunuz iyice dönüp kökün merkezine kadar geliyordu kasp tepesi. Bunda o kadar değil. Daha vestibülde kalıyor. Alt dört kadar dönmüyor. Lingualdeki kontur kretimiz kökün sınırlarından çıkıyor. Ama kasp ucu tekrar kök sınırına dönmüş olacak. Ve o hizada bitmiş olacak. Oklüzel'de 3 tane kaspımız var biliyorsunuz. 2 tanesi lingualde, 1 tanesi bukkalde. Bukkalde olan en büyük, lingualdekilerden de mezyalde olan, yani mezyolingual olan büyük, distolingual olan daha küçük ve en küçük kasp olmak üzere 3 tane kaspımız var. Lingualdeki kaspların arasından bir yiv iniyor lingual yüzeye doğru. Bu yiv lingual yüzeyde çok da ilerlemeden sonlanıyor. Santral fossamız oklüzel yüzün bukkulingual yönde ortasında. Biliyorsunuz öbür dişte alt dörtte bu santral yüzün yeri bukkulingual mesafenin bayağıca lingualindeydi. Lingual kaspı küçültmek için iyice santral fossanın yerini, santral yüzün yerini linguale taşıyorduk. Bunda böyle değil arkadaşlar. Bir önceki premolar dişimizde lingual kaspımız fonksiyonsuzdu.
Yani çiğneme işine girmiyordu. Ama bu dişte iş gören daha belirgin kasplar var. Bakın şu da mezolingual olacak. Ve burada bir de distolingual kasp olacak. Şöyle sınırlarını birazcık daha belli edip görüntüyü yaklaştırıp size de göstereceğim arkadaşlar. Bakın başlangıcınızda santral yiv bu kolingual mesafenin ortasında. Burada bir bukkal kaspımız var. Burada lingualde iki tane kaspa başlıyoruz. Bir tane büyük lingualde mezolingual kasp, bir tane de distolingual kasp olmak üzere. Görebiliyor musunuz? 3 tane kasp yapısıyla ok güzel işlemeye başlıyoruz.
Sesi lütfen. Arkadaşlar lingualdeki kasplar birazcık daha biliyorsunuz kısa vestibüldekine göre ama hep kıyaslıyoruz alt birinci premolar gibi alt dört gibi değil. Dolayısıyla lingual yüzeyden dişe baktığınızda vestibüldeki kaspın bir kısmını görmeniz gerekiyor. Lütfen sessiz. Lütfen sessiz. Thank you.
Bakın burada bir IV var. İki kasptan ortasından, lingualdeki iki kaspın ortasından aşağıya doğru lingual yüzeyde ok düzele doğru ilerleyen bir kasp. Bakın bu IV'i görüyorsunuz. Lingualdeki kasplar vestibüldekinden kısa arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Buradan bakınca yine vestibül kaspın bir kısmını seyredebiliyor olmam lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar, ok düzeldeki kasp sayısı arttıkça biraz daha böyle yavaş, incelikli çalışmanız gerekecek. IV'miz var burada, unutmayın. Distaldeki kasp arkadaşlar, distolingualdeki kasp, mezolingualdeki kasptan daha kısa olduğu için daha kısa bir kasp olması gerekiyor. Daha kısa olduğu için de distalden baktığınızda arkada bakın şöyle görebiliyor musunuz? Mezyaldeki kaspında ucunu, silüetini seyrediyor olmanız lazım. Yani bu kadar çok şey yetmedi, bir de o lazım. Bakın marjinal sırtlarınız dişin kökün uzun aksına yaklaşık 90 derece olacak. Bir önceki dişimizde biliyorsunuz özellikle mezyaldeki marjinal sırtımız neredeyse 45 derece açıyla yöneliyordu.
köke servikale doğru. Bunda artık bir oklüzal yüzeyden, triangular fossadan ve üst dörtte olduğu gibi daha horizontal marjinal sırtlardan, gerçek anlamda marjinal sırtlardan oklüzal yüzeyi sınırlayan gerçek marjinal sırtlardan bahsedebiliriz arkadaşlar artık. Üst dörtte gerçek marjinal sırtlardan bahsetmiştik ama alt dörde geçtiğimizde marjinal sırtlarımız daha belirsiz. Özellikle mezyeldeki neredeyse kanin marjinal sırtı gibi kök yüzeyine ciddi bir açıyla eğimlenen bir marjinal sırta dönüşmüştü. Ama burada marjinal sırt, gördüğünüz gibi marjinal sırt arkadaşlar. Genel hatlarla alt ikinci premolar dişimiz, mandibüler ikinci premolar dişimiz bu. Tabii ki hala detaylandırılması gereken birkaç nokta var, biliyorsunuz cila alarken de bir şeyler detaylandırıyoruz. Geçişlerimizi daha güzelleştirmeye çalışıyoruz, özellikle cila alarken. Kurondan köke geçiş gibi örnek vermek gerekirse. Ama alt premolarımızın, mandibular ikinci premolarımızın genel görünüşü bu arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.